Arkadaşlar yeni bir videodan herkese selam. Bugün Doktor Eko'dayız. Crafter aracımıza bir yazılım yaptıracağız. Yazılım hakkında merak ettiğiniz çoğu şeyi de bu videoda sizlere anlatacağız. Şimdi şöyle içeri geçelim. İçerideki makineleri falan gösterelim size. Arabayı zaten biliyorsunuz, jantları falan da taktık. Hatta ben size kısaca bir bilgi vereyim. Bu ticari arabalarda, normal arabalardan ziyade ticari arabalarda yazılım daha önemli. Çünkü biz bu arabalardan yakıt tasarrufu yaparak para kazanıyoruz. Onun için bugün arabanın hem performansını arttıracağız hem de yakıt düşecek. Ama bu nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Şu an arabanın beyni falan söküldü. İşlenecek zaten birazdan. O görüntüleri de gösterir size. Şöyle bir Supra'mız var. Artık kaç beygir bilmiyoruz ama bayağı bir hard. Şöyle jantlar, silik lastikler falan. Brembo frenleri falan var. Bayağı. Ya zaten genelde bu yazılımcıların dükkanında böyle çok yüklü arabalar oluyor, değil mi Tarık? Vallahi gün gelir belki bunları da çekmek nasip olur. Zaten bu hem yazılım hem de motor mekanik işleri de yapıyor. Yan tarafı da gösteririz şimdi sizlere. Ondan sonra şöyle bir Ferrari'miz var. 34 FRA 22 plaka. Bu da bayağı kıyak, sesi falan fena. Yazılım hangi arabalara yapılır, hangi arabalara yapılmaz? Ya da siz bunlardan yararlanmak isterseniz, buraya gelip yazılım yaptırmak isterseniz nasıl işlemlerden geçiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi arabamızın beyni söküldü. Şöyle beynimizin söküldüğünü de gösterelim. Sen kamera kaydı zaman elinle oynat onu, bir şey olmaz. Şöyle beynimiz söküldü. Ötüyor mu? Aynen. Beynimiz söküldü. Beynimiz işlenecek. Ondan sonra yazılım arttıracak. Yazılım atılacak. Performans arttırılacak. Torku arttırılacak. Ondan sonra da nasıl bir güç alacağız, nasıl bir tepkiler farklı olacak hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar yazılımımız uzun da bize sürmüş olsa da birkaç aksilik yaşasak da bitti. Beyinde birkaç sıkıntı yaşadık ama çözdük valla. Musa abinin de çok iyi bir beyincisi varmış. Değil mi Musa abi? Aynen. Beyinde ufak bir sorun yaşadık. Musa abinin de daha önce karşılaşmadığı bir sorun. Ondan bayağı bir uzun sürdü ama sonunda yazılımımız bitti. Zaten birazdan da yazılımın faydalarını, zararlarını falan bahsedeceğiz. Şimdi yola çıktık, biraz bir deneyelim diye. Arabanın eskisine göre bayağı bir ciddi bir kuvvet artışı var. Bir de bu ticari arabalarda hem yakıt tasarrufu için hem de hani sonuçta biz bu arabalardan para kazanıyoruz. Arabanın yakıtı ne kadar düşerse biz o kadar fazla para kazanacağız. Hem işte klimayı açıyoruz, işte arabanın içinde USB'ler, krizler oluyor. Bunların hepsi arabanın sürüşünü, yoldaki gidişini etkiliyor. Yazılımda da bunları bir nebze aslında hani daha performanslı bir şeye çeviriyoruz. Değil mi abi? Yani aracın gücünü arttırıp senin gaz pedalına daha rahat olmanı sağlıyoruz açıkçası. Aynen. Gaz pedalına daha az basmanı sağlıyoruz. Bu da direkt yakıt tasarrufuna geçiyor. Sana, zaten dizelde ana mantık şudur. Gaz pedalı bir elektronik pedaldır aslında. Herhangi bir motora bağlantısı yoktur. Aynen. Kablo haricinde. Sen gaz pedalına ne kadar fazla basarsan o kadar enjektörlerin açılır. Dizelde ana mantık budur. Biz tabii sana bir güç sağladığımız zaman senin otomatik olarak gaza basma isteğin düşüyor. Aynen. Onunla alakalı da tabii gelen torkun büyük etkisi var. Aslında beygir gücü olarak düşünmemek lazım. Motor torku çok iyi bir artış sağlıyor. Beygirden ziyade. Dizeli özel bir durumdur tabii ki. Dizeli torku çok yükseliyor. Tork dediğimiz olay da motorun dönebilme kuvveti yani. Kendini çevirebilme kuvveti. Böyle ağır donajlı araçlarda faydası görülüyor tabii. Aynen. Yani motorun kendini daha rahat çevirmesi, daha güçlü bir şekilde dönebilmesi. Bilek kuvveti diyelim biz yani. Aynen. Torka. Aynen. Bir de şundan bahsedelim abi istiyorsan. Bizim arabamız normalde fabrika açığı 163 beygir. Araba 2008 model. Hani bu biraz düşmüş olabilir arabanın yaşından ve kilometresinden ziyade. Tabii ki bir standart bir aracı 5-6 senelik işte 200-250 bin kilometre 300 bin yapmış bir aracı
dernek çıkardığınızda belli bir eksilme elemanların eskimesinden dolayı performans oluyor. Tabii ki oluyor. Bunu da zaten yerine koymuş oluyoruz ki hatta artıya da geçmiş oluyor. Aynen. Mesela biz arabamız normalde 163 beygirlik. Biz bunu yaptığımız yazılımla, yani eğer arabanın beygiri düşmemişse, bu 190'ları 200 lira kadar çıkıyor. 200 beygirini görmek aynen. Bunun ne kadar... Sağlıklı, yani burada ana nokta, lafını kesiyorum. Aynen, yok abi ne. Dizel bir makinede bizim aradığımız kriter, enjektörün ve turbonun iyi durumda olması gerekiyor. Aynen. Yani bakımlı, iyi, sağlıklı çalışan bir enjektör ve pompa ve turbo. Üçü çok önemli. Bir de galiba bunu istersek aslında daha fazla da arttırabiliriz ama bu hem uzun ömürlü olmaz hem de dayanıklı olmaz. Uzun ömürden ziyade isteğe göre değişir bu işler. Şimdi bu araç ticari bir araç. Daha fazla güç istenebilir. Tabi biraz kaç kişi alıyorsun aracı mesela? Aynen, aracı. Biraz daha var. Mesela biz birçok ticari araçlara dolmuşlar yapıyoruz biliyorsun. Dolmuşlar çok aşırı yük alıyorlar. Aynen. Onlarda biraz daha agresif bir yazılım uyguluyoruz. Çünkü tonajları fazla, yükleri fazla. Mesela ticari grupta kamyonetler yapıyoruz. Alama soruyoruz. Senin kullanım alanı ne? Eğer tonaj yük atıyorsa ona göre program yapıyoruz. Aslında tamamen kişinin kullanacağı ve kişinin isteğine göre değişiyor. Burada olay şu şekilde değişiyor. Bizim o vaat ettiğimiz minimum %10, maksimum %20 bir tasarrufumuz var. Arabadan arabaya değişkendir bu. Ve kullanıcıya göre de değişir. Kullanıcının taşıdığı yük, gittiği yol, kullanım amacı. Kullanım şekli. Şimdi güç odaklı bir kullanım yaparsanız daha az tasarruf yaparsınız. Aynen. Ama arabayı iyi kullanan bir insan, iyi şoförlü olan, gaz pedalına iyi geçinen bir insan, %20-25'leri gören müşterilerimiz var birçok araçta. Aynen. Yani her araç için geçerli değil tabii ki ama birçok araçta %25'leri gören insanlar, müşterilerimiz aynen var. Bir de ben abi senin sayfanı takip ettim. Hani mesela bazı arabalarda %20, %30 artış olurken bazı arabalarda ciddi bir beygir tabii, fark oluyor. Tabii %40-45'e kadar güçlenen aynen arabalar var. Mesela F20 1016 iyi mesela. Aynen, dükkanda da sohbet ederken dinledim. Evet. Hani bazı arabalarda 60-70 beygir, 80-90 beygire kadar artışlar var. Biraz da arabanın marka modeliyle alakalı herhalde bunlar. Tabii 136 beygirden 220 beygire çıkıyor sadece yazılımla. Aynen. Hani bu daha da arttırılabilir işte, downpipe falan. Yazılım dünyasının aldığı çocuğu deriz biz. Aynen. Öyle yani gerçekten. Ama çok makul bir fiyata güzel bir performans arası. Tabii. Yani baksanız 80 beygirden fazla güç. Zaten yazılım yaptırmak isterseniz Türkiye'deki bence tek adres. Bu şahsen benim fikrim. İnsanlar başka yerlerde de yazılım yaptırabilir ama hani benim takip ettiğimce birçok firma var bunu yapan. İyisiyle kötüsüyle ama ben Doktor Akü'yü tercih edin derim. Sonuçta kendi ismini ve namını kanıtlamış bir firma şahsen. Şimdi yazılım işi biraz popüler bir şey oldu. İsminin başına Eku koyan yazılımcı oldu. Aynen. Yazılımcı oldu. Nereden yani, verelim abi biz? Direkt buradan U dönüşü. Otobana çıkacağız tekrar. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle insanlar internette, tabii her firmanın bir sosyal medyada bir profili var. Profildeki araçları incelesinler. Hangi araçlara müdahale ediyorlar onları incelesinler. İnternet üzerinde bir sürü şikayet sitesi var. Onlarda markanın isimlerini tek tek yazsınlar. Kim ne kadar şikayet atmış, müşteriye nasıl davranmış, işin arkasında durmuş mu? Önemlisi o zaten işin arkasında durmuş mu önemli. Problemli araçlar çıkıyor geliyor. Genelde bu işler araçların yorgunluğundan dolayı oluyor. Ama biz ne yapıyoruz? Müşterinin aracı geldi mi bir ön kontrol yapıyoruz, bir cihaz bağlıyoruz. Arabada herhangi bir sensör arızası. Bugün yaşadığımız gibi. Sensör arızası var mı? İşte herhangi bir basıncı yerinde bir turbonun vesaire enjektörün sesini dinliyoruz. Bunları bir kontrol ettikten sonra reddettiğimiz araçlarda oluyor tabii. Bugün mesela bir yurt dışından, Hollanda'dan gelen bir turist, ne diyeyim artık, oradaki gurbetçi arkadaşımız vardı. Türkiye'de yaptırmayı hedeflemiş kendi yazılımın ki istese orada da yaptırabilirdi. Markamızı görmüş, biz de yaptırmak istemiş. Ama kibarca tabii reddettik demeyeyim de aracındaki sorunları söyledik. Sonra gelmesi. Bence bu sorunların yapılıp ondan sonra yazılım yapılması, sağlıklı bir şekilde yapılmasını önerdik. Yani bu da tabii bizim daha çok müşteri peşinde değil, daha sağlıklı iş peşinde koşuyoruz. Bu da aslında bence firmanızın sizin çizginizi belli ediyor abi. Hani şahsen ben dışarıdan bir bakış açısıyla bunu gördüm dükkanda olanları. Hani sen affedersin para gözü biri olsan o adama da yazılım yapabilirdin, yollayabilirdin. Yapardık, parasını gönderirdik ama tabii ya geleceğe yapılan yatırım oldu. Aynen. Tamamen
firmanın çizgisi. Hani size eğer farklı bir yerde de yazılım yaptırmak istiyorsanız ki yaptırabilirsiniz, herkese açık bir şeyle. Tabii bir sürü. Şu an İzmir'de yaptırabilecekleri herhalde bir 15-20'ye kadar. Aynen. Yer vardır. Gidin dükkanlara, adamlarla konuşun. Hani önce bir esnaflığını bence bir test edin. Hani kafanıza yatarsa yaptırın. Kafanıza yatarsa yaptırmayın. Gelin Mustafa abiyle görüşün. Telefon numarasını, iletişim bilgilerini zaten yazacağız. O da elinden geldiğince bizim selamımıza gelenlere de yardımcı olur herhalde. Şimdi biz bu işe başladığımızda yaklaşık Özgün Güreç'le tabii ki beraber çalışıyoruz, onu da bir belirtelim. Biz aynen. Doktor Eko firmasının İzmir bayisiyiz ve Aydın bayisiyiz. Aynı zamanda Aydın'da da evimiz var. Yaklaşık 40 bayi olarak çalışıyoruz. Yurt dışında da bayiliklerimiz var. Yani bunu dediğimiz gibi araştırıp görebilirsiniz. Kimin ne yaptığını görebilirsiniz. Biz bu işe başladığımızda 10 sene önceydi ve Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 4 markaydık. 4 marklardan denilebilirsiniz. İlkleriz yani. Tabii ki ilklerdeniz. Ondan sonra tabii şu anda bakarsanız Türkiye genelinde belki 40'tan 50'den fazla marka vardır. Tercih meselesi tabii ki. Aynen. Zaten şu piyasada hani böyle ticari arabalar değil de hani böyle yapılı arabalar, ne bileyim GTR'dır, Porsche'lardır, Ferrari'lerdir. Çoğu zaten hani İstanbul'da olanları Özgün abi yapıyor. Özgün abi deniyor. Yazılımlarını yapıyor. İzmir tabii. Çevresinde de sen yapıyorsun abi. Zaten dükkanı gördük. Dükkandaki arabaları envai çeşit. Dükkanın önünden geçen hani arabaların haddi hesabı yok. Öyle diyeyim. Biz bütün gün dükkandaydık bugün. Hani harbiden abi sen İzmir'de teksin diyebiliriz ya. Bu işin vallahi pirisin diyebiliriz abi. Şunu söyleyeyim. Mesela genelde diğer firmaların paket program dediği böyle hazır yolda çok gördüğümüz arabalara hazır dosyalar olur. Onları atarlar geçerler. Ama mesela geçenlerde İşte biz BMW'de en iyi izleyen bir firmanın çok samimi bir arkadaşının 370Z Nismo aracı vardı, Nissan. İşte ben bunu yapamam falan filan ıvır zıvır deyip en yakın arkadaşının arabasını yapamamak da tabii kötü bir durum. Aynen. Onu da bizim yapmamız ayrı bir olay zaten. Buradan yani. Yazılımcılara da selam olsun o zaman. Buradan yapamayanlara selam. Aynen. Herkese mail bakıyor. Abi valla eline koluna sağlık. Bizi ağırladın bugün. Hani arabaya da çok güzel bir yazılım oldu. Cidden benim hoşuma gitti. Zaten bunu ileride deneyim videolarında ben paylaşırım. Hani arabanın hem yakıt tasarrufunu falan da test ederim. Zaten adres belli. Şimdi baştan söyleyeyim, sen 2-3 depo tasarrufu çok yapamazsın. Çünkü o gaz pedalına basacaksın. Aynen. Biraz böyle. Seni videoda seyrettim, motorda biniyorsun. Gazı hissedelim diye birkaç kere basacağız ama. 3 depo gücü arayacaksın. Aynen. Gücü bulduktan sonra diyeceksin tamam ben biraz tasarruf yapayım. Ondan sonra biraz ayağını gazdan çekip tasarruf başlar. Allah abi. Ciddi bir şekilde fark var. Aslında ben dükkana gelirken de böyle düşünüyordum. Ulan nasıl olacak? Affedersin, bilgisayara bağlayıp hani ne yapabilirsin diye düşünüyordum ama. Yani işte şimdi yeni arabaların artık hepsi sensörler vasıtasıyla çalışıyor. Evet. Biz o sensörleri yeniden değerler girerek çalışma sistemini yeniden optimize ederek arabanın güç alabiliyoruz. Yani. Sonuçta aslında, aşırı beslemeli bir motor yani. Aynen. Aslında bir yazılım şu diyebilir miyiz? Arabanın kısıtlanmış gücünü ortaya çıkarmak. Tabii ki kısıtlanmış demeyelim. Şimdi bu araba dünyanın her yerine satılan ortalama bir yazılımla satılıyor. Aynen. Farklı iklimlere uyarlanıyor. Tabii. Ve dizel makineler yapı itibariyle işte krankları, kolları, blokları, kapakları çok ciddi anlamda sağlam. Yapısı sağlam. Dizel yüksek sıkıştırma ve turbo olduğu için artık makinenin iç yapısı çok sağlam. Biz o sağlamlıktan faydalanıyoruz. Aslında bu güç arabanın içinde var. Tabii yapılabilir bir güç. Sorun. Aynen. Peki abi bir de takipçilerimize buradan bir minimum ya da bir maksimum fiyat versen, onların da aklında bir fikir olsa. Mesela normal binek, hani bilineye, albeye. Yani bugün en alt sınıftaki bizi en uğraştırmayan beyin, yani bizde iş motor beyninin bizi ne kadar uğraştırdığıyla alakalıdır. Minimum 650-700 bandındır fiyat. Maksimum fiyat 1500-2000 liraya kadar gidebilir. Aynen. O aracın hani ne kadar bizi zorladığıyla alakalı açıkçası. Aynen. Hani fiyat bilgisi de böyle. Hani cebiniz uyarsa gelip yaptırabilirsiniz. Zaten bu işte şunu da söyleyeyim. Lafını gene kestim. Yok abi önemli değil. Unutmayın. Yani bu işte ucuzu olmaz. Yani bu işte hatalı yapılan işin geri dönüşümü her zaman daha fazla. Aynen. Bir de abi ben Özgün abinin videolarında şey gördüm. Hani diyelim adam geldi yazılımı yaptırdı. Beğenmedi. Hoşuna gitmedi. Tabii bir bunu hafta bizim bir hafta deneme süresi tabii var. Memnuniyet garantimiz var. Mesela biraz evvel bir transporter'ı iade aldık. Nasıl iade aldık? Aracın N75 valfi dediğimiz turbo basıncını ayarlayan parçası aynen bozuktu. Turbo basıncı istenilen düzeye çıkaramıyordu. Tabii biz bunu müşteriye anlatamadık yani.
müşteri her zaman arabasını iyi durumda olarak görüyor. Ondan sonra tamam dedik, biz sizi kırmayız yani. Sonuçta dediğim gibi biz para göz bir firma değiliz. Eğer siz mutlu olacaksanız paranızı iade ederiz. Yazılımımızı orijinal çeviririz. O şekilde kullanırsınız arabanızı dedik. Yani bizim için sorun değil. Beğenilme sorunun her işi iade alırız. Aynen. Hani adam geldi yaptı beğenmedi. Tabii olabilir. Tabii. Çok gelmiş olabilir. Artı olmuş. Biz olabilir. İnsanların kalbini kıracağına bir dahaki arabasını yapmayı planlıyoruz. Aynen. Bu da zaten abi sizin firmanızın ve sizin hani çizginizi ve kalitenizi belli ediyor. Bazen yazılıma uygun olmayan araçlarla işte sosyal medya aracılığıyla arıyorlar, soruyorlar işte şu olur mu, bu olur mu? Diyoruz ki yani biz size bunu yapılabilir, beyni bu arabanın programlamaya müsait ama sizden aldığımız paranın karşılığını da veremeyebiliriz. Bunu da belirtmek. Araba yetenekli değil, beyin aynen. Yapılabilir ama araba güçlenmeye yetenekli değil. O yüzden diyoruz başka bir aracınızda yardımcı olalım. Aynen. Yani sizden boşu boşuna hani bir laf vardır, aklın taş ürküttün kuşa değsin. Aynen. Abi çok sağ ol o zaman. Teşekkürler. Evet. Emeğine koluna sağlık abi. Güle güle. Aynen. Kullan. Sağ ol abi. Yazılım yaptırmak isterseniz tek adres belli zaten. Mustafa abinin iletişim numaranı yazarım. Aynen. Oradan gönül rahatlığıyla. Bu arada bir dükkanımız daha var biliyorsun. O ne abi? Beyin tamiri. Heh, beyin aynen. Tamiri, bugün arıza. Aslında birkaç sorun yaşadık. Bunu çözmemize yardımcı olan Bosch Elektronik değil mi abi burası? Bostek aynen. Aynen. Bostek Elektronik. Orası da bizim dükkanımız. Aynen. Sonra. Ortak çalışıyorlar zaten. Hani sorunlarımıza yardımcı oldular. Hani böyle beyin işiniz olursa gösterge aynen. işleri falan da var. Zaten orada da birkaç görüntü aldık. Aynen. Onun da adresi belli. Ortak çalışıyorlar zaten. Buraya gelip gördüğünüzde zaten göreceksiniz ortamı. Aracınızın beyniyle alakalı her işte biz varız. Aynen. Soruyorum. Evet arkadaşlar, yazılım videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin için de bilgilendirici ve keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Kamera kayıyor biraz. Sağır şu an şey yapamadı da. Zaten görüyorsunuz. Bu arada şu Buğra abinin eski GP. Onu da gösteririz size birazdan. Umarım dediğim gibi keyifle ve zevkle izlediğiniz bir video olmuştur. Yazılım yaptırmak isteyenler tek adres belli. Mustafa abinin iletişim bilgileri aşağıda yazıyor. Bu arada Efe 20 tane mesaj attın kardeşim, mesajlarını da alıyorum. O zaman Tarık çek kardeşim.